Kadir Selvi'nin bir yazısı vardı. Yani o zaten neredeyse her gün yazıyor da. Sanki diyordu ki bu erken seçim konusu açılmasın muhalefete. Yani Erdoğan'ın istemediği ortada. Peki erken seçim? Abdülkadir Selvi aynı zamanda MHP'ye de mesaj veriyordu Osman Kavala üzerinden. Hı hı. Yani serbest bırakılması, yeniden yargılanması ve benzeri konular üzerinden. Dolayısıyla CHP şu anda her ne kadar oyunu Erdoğan kurduğu iddia edilse de bana göre şu anda oyunu Sayın Özgür Özel kuruyor. Hı. Gayet de güzel kuruyor. Şimdi insanlar çok eleştirdi. Yani başta girecek miyiz, girmeyecek miyiz bilmiyorum ama ben girmek istiyorum. Bidon kafa meselesinde Yılmaz Özdil'in, işte ben sana bu laflarını yediririm meselesinde. Şu anda CHP gayet güzel bir politika izliyor. Çok net. Ben çok beğeniyorsunuz anladığım kadarıyla. Yakından da takip ediyorum. Hı. Yani ayrışma, ötekileşme ve benzeri kavramların dışında bir politika izleniyor. İşte CHP istese de istemesi de, Özgür Özel istese de istemesi de zaten halk şunu istiyor. Erken seçim. Çünkü bir bezginlik var. Evren Hanım, yani ciddi bir yorulmuşluk var. Evet. Birazdan işte size Türkiye'deki orta sınıf, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir şey yazacağım. Umarım arkadaşlar yansıtabilirler. Hı hı. Onu çalışıp geldim. Azıcık da dersimizde çalışıyoruz bu programı çıkarken. Dolayısıyla da şimdi AK Parti'de bir erime var. Bunu Erdoğan görüyor. MHP şuradaydı. Sadece ayrışma ve mahalle kavramları ayırmak üzerine kendini program almıştı. İşte önceki gün bir saat görüştüler. Aslında bir saat görüşmediler. Öncesinde Erdoğan Bahçeli'nin tüm söylediklerini kabul etti. Tabii grup toplantısında zaten diyeceğini dedi Erdoğan. Şimdi ben bugün gelirken biraz da meclis aritmetiğine baktım. İşte Bahçeli oyundan çıkarsa, İyi Parti girerse ne olur ve benzeri. Yok, Bahçeli'nin oyundan çıkmasıyla çok şey değişiyor. Bugün İyi Parti'de istifalar devam ediyor. Ya umarım olmaz ama önümüzdeki günlerde İyi Parti grup kuramayacak seviyeye bile gelecek. İstifalardan dolayı. Yani bugün de işte dün Koray Aydın. Bugün başka bir milletvekili evet, istifa. Yine Koray Aydın'ın ekibinden bir isim istifa. Evet, yani. Dolayısıyla da bu noktada sürdürülemez bir seviyeye geldi AK Parti. Ve politika daha doğrusu. Bugün bakmayın siz Mehmet Şimşek'in başardık dediğine. Ya siz neyi başardınız? Ben kendime not olsun diye bir tweet atmıştım. Şunu izninizle okumak istiyorum. Bakın başardık dediği kısım ne? Gri listeden gri liste meselesi. Evet yani. Zaten gri listeye ne zaman girdiğimizi bir konuşacak olsak. Yani kimler sayesinde hangi süreçte girdiğimizi. Evet. Girdik. Ve sanki siz bunu başarıymış gibi alkışlıyorsunuz. Evet. Yani AK Parti'de şu anda Sayın Erdoğan'da da doğru yürüyen hiçbir şey yok. Bunu söylememe izin verin ne olursunuz. Burkina Faso, Demokratik Kongo, Mozambik, Namibya, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen gibi ülkelerden çıktık ya biz. Şimdi kalkıp da gelişmiş ülkeler seviyesinde değiliz, gelişememekte olan ülkelerde. Mehmet Şimşek bunu da övünüyor. Valla başarılan bir şey varsa elektriğe %38 zam yapmayı başardılar. Ben özellikle onu söyleyebilirim. En azından bugün bazında. Valla harika söylediniz, onu ben söyleyecektim. Bu anlamda şimdi elektriğe %38 zam gelmiş. Adam çıkmış diyor ki başardık. Siz neyi başardınız? Dolayısıyla da Erdoğan Bahçeli görüşmesi de şuraya geliyor. Erdoğan sadece Bahçeli'nin söylediklerini onayladı. Çok. Hı hı. Hatta o görüşmeden önceydi. Dediğim gibi yani Bahçeli'nin sağlık durumu daha iyi olsaydı görüşme uzun sürebilirdi. Kabine pazarlığı uzun sürebilirdi. Ama sizin tweetinizde gördüm. Bizi yönetenler diye bir tweet atmıştınız. Evet. Öyle bir tweet attım. Durumları yani görüntü
çok üzüldüğümüz bir görüntüydü diyeyim ben daha kibarca. Aslında anlayanlar anladı tabii ne demek istediğimi ama. Siz de ben de yorum yapmıyorum. Biz nereye gelmişiz? Yani bir taraftan işte Biden'ı, Trump'ı görüyoruz. Bir taraftan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'yi görüyoruz. Bir taraftan da sizin tweetiniz var. Bizi yönetenler. Evet. Valla bugün yine sizin kanalda izledim. Bir antropolog, profesör Tayfun Atay. Tayfun Bey vardı. Çok haklı bir şey söyledi biliyor musunuz? Yani biz yönetenlerin sağlık durumundan endişeniz. Niye işte Özgür Özel şunu şu yüzden söyledi 1,5 yıl. Muhtemelen diyor. Ben öyle anladım tırnak içinde. Ömürleri oraya kadar yetmeyecek. Ha zaten öyle bir değil. Öyle bir ortamdayız Tayfun ki Bey, Özgür Özel'in değil. Göz ameliyatı, ses telleri ameliyatını diline dolayanlar MHP lideri Bahçeli'nin veya partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadığının farkında değiller herhalde kamuoyuna. Yani ülke siyasetinde şu anda, çok haklısınız bu söylediğinizde, tek bence en önemli oyuncu Sayın Özgür Özel. Hı hı. Onun dışında açıklama yapabilen, bakın muhalefet partisi sadece Özgür Özel değil, CHP değil. Tabii mutlaka. Burada DEVA var, işte ne bileyim. İyi Parti var, Saadet Partisi, Gelecek Partisi. Yani onlar bir şey Dem yaptılar da. DEM var ve benzeri. Tabii. İşte mesela DEM yarın bir gösteri yapıyor Kartal Meydanı'nda. Çok da hoşuma gitti. Yani yıllar sonra bu da güzel bu arada. Bildiri dağıtıyorlar. Hı hı. Ülkede unuttuğumuz bir şey. Ama hepimiz biliyoruz ki Evren Hanım yarın Kartal Meydanı'nda çok kimse olmayacak. Maalesef. Vallahi fazla insandan ziyade polis olacağını düşünüyorum ben. Ben şunu gördüm, bildirinin dağıtıldığı yerde 12 bildiri dağıtan genç ve orta yaşlı arkadaşımız var, 128 polis vardı. İşte. Onu söyleyeyim de. Dolayısıyla buradan baktığımızda şunu çok net görmemiz gerekiyor. Genel itibariyle CHP'ye yüklenen bir misyon var ya, ben buna karşıyım. Bu ülkede kes var. Disk var, eğitim iş var, eğitim sen var. Bunların niye oyunun önüne çıkmadığını ben merak ediyorum. Buradan o sendikalara sesleniyorum. Acaba siz tüm misyonu niye CHP'ye yüklüyorsunuz? Belki bir lidere ihtiyaç var. O toplanmayı lider sağlamak değil için. Lider şey Evren Hanım. Yani hani, STK'nın kendisi değil midir? Normal şartlar altında öyle olması gerekiyor ama STK'lar da son yıllarda ne kadar zayıflatıldı. 3 milyon küsür üyeden 700 bine düşmüşler. Evet. 700 bine bile razıyız. Çıksınlar biz arkasından gidelim. Ya doğru. Ben bir iş insanıyım. Ben de giderim. Hadi buyurun. İşte toplumsal bilincinde dolayısıyla artması gerekiyor. Dolayısıyla ben, da şu anda şeye kadar sürmeyecek. Özgür Özel'in bu tavrını doğru buluyorum. Hı hı. 1,5 yıl diye tarih koymasını açıkçası yanlış buluyorum. Hı hı. Niye 1,5 yıl? Niye 2025'te değil? Niye yani işte biz bir adım attık, siz de bir adım attık. Erdoğan'ın atacağı bir adıma siz samimiyetle inanıyor musunuz? Ben Sayın Gökhan Çapoğlu'na döneyim bu arada. Sayın Çapoğlu. Sizin görüşünüz nedir erken seçim açıklamalarına ilişkin? 1,5 yıl sonra da olsa acaba herhangi bir baskı Erdoğan'ı, AKP'yi erken seçimi kabul etmeye razı eder mi? Şimdi şöyle söyleyelim, bir defa 31 Mart seçimleri çok net bir sonuç çıkardı. Yani 14 Mayıs seçimlerinden 10,5 ay sonra yani bir sene bile olmadan 14 dedi ki